Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Mehmet Şimşek geldikten sonra şimşek gibi çaktı, çakmaya devam ediyor. Bugün burada Mehmet Şimşek'in hazırladığı fakiri daha fakirleştiren, zengini de daha zengin eden bir yasayı görüşüyoruz. Bu yasa işçi düşmanı bir yasa, çiftçi düşmanı bir yasa, fakire düşmanlık eden bir yasa. Bu yasa çıktıktan sonra tatile gideceksiniz memleketinize, daha doğrusu gezmeye. Vatandaş hep soracak size, bu vergiler hep bize mi? Bakın, dün Elitaş Grup Başkan Vekiliniz diyor ki EYT yasasının çıkması bize 300 milyar dolara mal oldu diyor. 300 milyar dolar EYT çıkmış, 300 milyar dolar. Hemen Google'a yazın, Google'a yazın, ne dediği çıkacak ortaya. 9 trilyonun üzerinde 300 milyar dolar. EYT'nin 2023 maliyeti 120 milyar, 2024 maliyeti de 240 milyar, ama siz çıkarılan bir yasayı bile emekliye suç sayıyorsunuz. Burada bir milletvekiliniz diyor ki 2002 yılında emekli maaşı 48 dolardı diyor. Şimdi 300 dolara geçti. Ben aslında MHP'lilerden bekliyorum 2002 yılına Sayın Erkan Akçay'ın itiraz etmesi gerekiyor. 2002 yılında emekli maaşı 186 liraydı. 21 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü emekli maaşınız 4 çeyrek altın bile almıyor. 2002 yılında fındık, 1 kilo fındıkla 4 kilo mazot alınıyordu. Bugün 8 kilo fındıkla neredeyse mazot alamaz hale geldi insanlar. Ama siz ısrarla yine vatandaşın sırtına yük bindiriyorsunuz. Maaş 17 bin lira olursa 33 milyar devlete yük geliyormuş. Dolayısıyla bu maliyeti nasıl karşılayacakmışız? Sırtımızda küfe yokmuş muhalefet olarak. Küfe yok dediğiniz yerde sadece tefecilere ödediğiniz para kur korumalı mevduattan 1 trilyona yaklaştı. Beşli çete dahil olmak üzere vergilerinizi sildiğiniz paralar milyarları aştı. Bu memlekette zengini daha zengin ettiniz. Tüpçünün çocuğu var. Tüpçünün çocuğu. Milli piyango. Hepiniz inanç sahibi insanlarız. İnancımıza göre de kumar haram. Tüpçünün oğlu Milli Piyango'dan kumar oynatıyor. 86 çeşit kumar oynatıyor. Ama hiçbiriniz ses çıkarmıyor. Vergisini %50 düşürdünüz. KDV'si %1 sayısalın Milli Piyango'nun, Loto'nun KDV'si %1. Ama garsonun bahşişine göz diktiniz, kuryenin parasına göz diktiniz. Dolayısıyla staj ve çıraklık mağdurları, kademeli emeklilik bekleyenler şu an sizin bu yasalarınızla birlikte ve bu konuşmalarınızla beraber hakikaten uyku uyuyamaz hale geldiler. Gerçekten öyle büyük sıkıntı içerisindeler ki dolar aldılar, euro aldılar, altın aldılar. 5000 prim günü üzerinden emeklilik olmayı hayal ediyorlardı. Çıkarttık dediğiniz EYT yasasıyla 5950 gün üzerinden emekli olacaklar ve bunlar borcunu bile ödeyemez haldeler, ama maalesef sesi duyulmuyor. 12500 lira emekli maaşı. O zaman gelin şöyle yapalım. Madem küfe yok sırtımızda bizim muhalefet olarak, milletvekilleri olarak bir ay maaş almayalım. Devletimize katkıda bulunalım. Hazır vergileri artırmaya başlamışken Mehmet Şimşek'in maliyesine destek olalım. 6 katına çıkarın vergileri. Niye böylesine süründürelim? Nasıl olsa Eylül ayında bir daha geleceksiniz yeni bir bütçeyle. Yine vergi isteyeceksiniz. 500 liraya çıkarmışsınız yurt dışı harcını. Diyorsunuz ki ne var bunda, yurt dışına çıkan ödesin. Yani her şeyi bu millet mi ödeyecek? Yurt dışına zaten çıkış yok. Çünkü vize vermiyor ki dünyanın hiçbir ülkesi şu an vatandaşlarınıza. Alıyorum diyen varsa çıksın söylesin. Dolayısıyla bu yasa millete zulüm yasasıdır. Bu yasa sizin anlatamayacağınız bir yasadır. Bunu şiddet...
Sayın Engin Yurt, lütfen tamamlayın. Bu yasayı şiddetle reddediyoruz. Vergi millete zulüm haline dönüşmüştür. Mehmet Şimşek IMF'in temsilciliğini yapmaktadır. Dünya Bankası'nın temsilciliğini yapmaktadır. İngiltere'deki tefecilerin temsilciliğini yapmaktadır. Onların parasını korumak için milletin sırtına yük bindirmektedir. Millete zulüm edilmektedir. Bu zulme karşı geliniz. Gelmezseniz emin olun bu yaz size zehir olacak. Bu millet, bu emekli sizden bunun hesabını soracak. Bu çiftçi bunun hesabını soracak. Bugün Temmuz'un sonu gelmiş. Fındık taban fiyatı hala açıklanmamış. Hala açıklanmamış. Amele ücreti 1500 lira olacak. Fındık taban fiyatı açıklanmamış. Dolayısıyla çiftçi mağdur, esnaf perişan. Bunun hesabını vereceksiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Engin Yurt, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, önergenin oylanmasından önce bir yoklama talebi vardır. Şimdi bu talebi yerine getireceğim. Önce yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okutup salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim. Evet, okuyalım. Bülent Kaya. Sayın Mustafa, Kaya burada. Mustafa Kaya. Sayın Kaya burada. Şerafettin Kılıç. Sayın Kılıç burada. Mehmet Karaman. Sayın Karaman burada. Mesut Doğan. Sayın Doğan burada. Mehmet Atmaca. Sayın Atmaca burada. Necmettin Çalışkan. Sayın Çalışkan burada. Ali Fazıl Kasap. Sayın Kasap. Kasap yok. Serap Özcü Özyazı. Ha, Sayın Kasap burada. Serap Yazıcı Özbudun. Sayın Yazıcı Özbudun burada. Sema Silkin'in. Sayın Silkin'in burada. İsa Mesih Şahin. Sayın Şahin burada. Mustafa Bilici. Sayın Bilici burada. Selçuk Özdağ. Sayın Özdağ burada. Rıdvan Uz. Sayın Uz burada. Burhanettin Kocamaz. Sayın Kocamaz burada. Turan Yaldır. Sayın Yaldır burada. Ömer Karakaş. Sayın Karakaş burada. Hüsmen Kırkpınar. Sayın Kırkpınar burada. Burak Akburak. Sayın Akburak burada. Sercan Hamşoğlu. Sayın Hamşoğlu burada. Metin Ergun. Sayın Ergun burada. Yoklama için 2 dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.